Merhabalar efendim. Serpil'in günlüğü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz bugün sizlere bamya yemeği pişireceğim. Pazardan böyle güzel bamyalar aldım. Büyüklüğüne bakmayın arkadaşlar. Çok yumuşacık. Sanırım bunun cinsi değişik. Doğrarken böyle kıtır kıtır arkadaşlar. Kıtır kıtır ses geliyor gerçekten. Çok güzel bamyalar. Sizler bamya yemeği sever misiniz bilmiyorum. Ben çok aramıyorum aslında ama bazen canım çok çekiyor. Bu pazarda daireyi gördüm arkadaşlar. Bugün bamyalarımı daireyle pişireceğim. Onun da ayrı şekilde marmelatını yapıp sizlere göstereceğim. Ama öncelikle bamyamla pişirmeye başladım. Daireyinin özelliği ne derseniz arkadaşlar, çok çok ekşi olması ve kendine has böyle yedikten sonra ağızda çok güzel bir tat bırakıyor gerçekten. Çok olgunlaşmamış, şu an ekşi bir erik ve limon niyetine bamyalarımı onunla pişireceğim. Tabii ki bamya yemeği limonu çok seviyor, o ayrı mesele. Arkadaşlar evet böyle kıymamı aldım bir miktar tencereme ve malzemelerimi de hazırladım. Kabukları soyulmuş domates, bir baş büyük soğan, kapya biber, yeşil biber, limon suyu. Burada bir limonun suyu var arkadaşlar. Bir limon suyu da sıkılmaya hazır. Ve burada ayıkladığım bamyalarım, doğradığım. Arkadaşlar bu bamyanın cinsi büyükmüş, bayağı bir büyük. Şu şekilde görüyorsunuz zaten doğranışından da. 2 kilo olduğu için 1 kilosunu dolaba attım. 1 kilosunu da şimdi pişireceğim arkadaşlar. Evet canlarım, suyumu buraya hazır ettim görüyorsunuz. Bamyalarımı suya koymadan önce şöyle bir limonun suyunu, öncelikle limon suyumuzu döküyoruz arkadaşlar. Kalanı da sıkayım şu şekilde. Bol limon suyu içerisinde bekletiyoruz. Neden? Çünkü salyalanmaması gerekiyor bamyalarımızın. Bu çok önemli. Yani salyalanmadan bir bamya pişirmek istiyorsak eğer, bunlar yemeğimizin püf noktaları arkadaşlar. Ve hemen şu şekilde boşaltıyorum suyumu. Bamyalarım burada beklerken şöyle karıştırıyorum. Bir miktar beklesin arkadaşlar, ıslansın, yıkansın. Evet, bamyalarım burada beklerken biz ne yapıyoruz? Hemen tenceremizin altını açıyoruz. Burada da sıcak suyum hazır arkadaşlar. Yine altını açayım, soğumasın. Evet, canlarım, kıymalarım burada kavrulurken hemen içerisine yeşil biberimi, kırmızı biberimi, ve soğanımı, görüyorsunuz büyük bir baş soğan arkadaşlar. Kattıktan sonra şöyle güzelce harmanlıyorum. Bir miktar kavrulduktan sonra domatesimi ve salçasını da katacağım arkadaşlar. Evet,
Evet canlarım, şöyle kapağımı açıyorum. Bir kaç sefer karıştırdıktan sonra bu kıvam bana göre yeterli arkadaşlar. Şimdi hemen domatesimi de boşalttım. Miktarda bu şekilde kavrulsun. Evet canlarım, burada bamyalarımı güzelce yıkadım, süzülüyor gördüğünüz gibi. Burada da daireliklerim var arkadaşlar, ekşi olan, hani bu şekilde doğradım. Burada limon suyum da hazır. Şimdi sırayla hepsini tencereme alacağım. Görüyorsunuz harika bir renk. Hemen boşaltıyorum bamyalarımı. Ve direkt üzerine limon suyum arkadaşlar. Ve daireliklerim. Hızlıca karıştıralım şöyle şu şekilde. Bir miktarda kaya tuzu attım arkadaşlar ben soğan, biber kavrulurken hemen. Şimdi kendisi bir miktar suyunu bırakacak yemeğimiz. Tekrar yine kapatıyoruz. Evet canlarım, bir kaşık da biber salçamı da koyduktan sonra yemeğime güzelce harmanlıyorum yine. Ve hemen suyunu koyacağım. Görüyorsunuz burada kaynıyor, suyun altını kapatıyorum ve besmeleyle yemeğime suyunu veriyorum. Altını kısıyorum ve ağzını kapatıyorum arkadaşlar. Evet, yemeğimiz pişmeye devam ediyor. Şöyle bir hemen karıştırıyorum usulca. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet canlarım, yemeğimiz pişti arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Ve şu şekilde yine sizlere göstereyim. Ve yemeğimizi dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Soğuduktan sonra biraz servis yapacağım. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, görüyorsunuz. Bamya sevenler burada mı? Gerçekten nefis, harika oldu arkadaşlar. Ben malzemelerini yine sayfamın alt kısmına yazarım. Şimdi size suyunu göstereceğim. Bakın hiç salyalanma yok arkadaşlar, kesinlikle yok. Ve şimdi bir kepçe tabağımı alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da suyundan koyalım. Evet, ister çatalla, ister kaşıkla
Görüyorsunuz harika bir şekilde hiç dağılmadan bamyamız pişti. Toplamda 3 tane limon kullandım arkadaşlar. Birisi ilk yıkamada bekletirken, 2 tane de içine bol limonlu yemeğimiz bu şekilde. Görüyorsunuz renginden de anlarsınız arkadaşlar. Yanında pirinç pilavı isterseniz kaşıkla, nasıl isterseniz o şekilde tüketebilirsiniz. Evet, bugünkü videomuz da bu kadardı. Evet, Paşa Bey ne istiyorsun acaba? Ne aşkım ne? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun şimdi? Evet sevgili canlar, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Buraya kadar izleyenler bir beğeni, bir yorum, bir de kalp rica ediyorum lütfen. Yemin ediyorum ben pişirdim diye demiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Bakın tane tane. Bol limonlu. Böyle benim gibi ekşili sevenlere afiyet olsun diyorum. Mm-hmm.